Merhaba. Korona günlerinde ailelerimiz soruyor, ne yapalım? Bu çocuklara hangi etkinlikleri yapalım? Hangi filmleri izletelim? Hangi kitabı okutalım? Hangi masa başı çalışmaları veya hangi oyunları oynatabiliriz? Neler yapabiliriz diye soruyorlar. Hepimizin stresli, gergin ve kendimizi bile meşgul etmekte zorlandığımız kendi düşünsel ve duygusal kaynaklarımızdan, yani kendi rezervlerimizden yediğimiz şu günlerde en sağlıklı yolu nasıl bulabiliriz? Çok önemli bir soru. Öncelikle çocuğumuzla birlikte birinci görevimiz şu süreci doğru anlamak, doğru tanımlamak ve doğru yapılandırmak. Bunun için neye ihtiyacımız var? Birincisi, bizim de canımız sıkılıyor. Olan bitenleri anlamakta zorlanıyoruz. Oldukça gerçek ve yaşamımızı risk ve tehlike altında hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Ne kendimizi ne de çocuğumuzu fantezi dünyasına sokacak, gerçeklerle bağımızı koparacak, ilişki ve sevgi kapasitemize zarar verecek seçimler bize zarar verebilir. Her şeyi anlamamız ve kontrol altına almamız gereken bir dönemdeyiz. Kontrolün elden geldiğince bizde olması gereken bir dönemdeyiz. İkincisi, belli bir plan dahilinde gündelik yaşamımızı sürdürmemiz mi gerekiyor? Tabii ki hayır. Her gün bir etkinlik bulmak, çocuğu eğlendirmek, her gün çocuğu oyalamak, boş geçmemesine çalışmak, bu hem bizi hem de çocuğu yorar. Basit ve pratik çözümlere, işe yarayan, sürdürülebilir çalışmalar olması önemli gibi görünüyor. Ama bir sürü oyun arıyorsanız internet bir derya. Aratın, karşınıza bir sürü etkinlik, çalışma, oyun çıkacaktır. Endişe etmenize gerek yok. Seçin birini ve ilişki kurmayı başardıktan sonra, etkileşime açık olduktan sonra her oyun sizi çocuğunuzla bağlantı kurmanızı sağlayacaktır zaten ve daha sağlıklı bir ilişki kurduğunuzu göreceksiniz. Unutmayın, insanı ilişki güçlendirir, ilişki zenginleştirir ve ilişki çocuklarımızın ruhsal ve zihinsel bütünlüğüne giden en yaratıcı yoldur. Üçüncüsü, kaliteli zaman geçireceğim ve çocuğuma sürekli vakit ayıracağım diye kendinize meşguliyet yaratmanız gerekmez. Tabii ki kendi çocukluğunuza inmek size biraz iyi gelir ama bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Sürekli etkinlik arama, sürekli kendini oyalama hali, kendi başımıza kalmamak için yeni icatlar çıkarma meselesi süreci anlama ve kontrol etme mekanizmalarımızı bozabilir. Kendimizle ve çevremizle neden daha sağlıklı, gerçekçi ve ilişki temelli bir durum yaratamıyorum? İpleri ne zaman kendi elimden bıraktım, bunu düşünmek için büyük bir fırsat gibi gözüküyor. O yüzden biraz bazı şeyler için düşünme ve bazı şeyler için de zamana bırakmamız en doğru karar gibi gözüküyor. Dördüncüsü ve bizce en önemlisi, ruh sağlığımızı korumak zorundayız. Olayların kontrolünde olması gereken kişiler biziz. Bizlerin de bu sürece çeşitli ABC planları olması gerekiyor gibi. Biz bir virüsün yaydığı korku psikolojisine kapılıp endişe, kaygı ve depresyon halinin bizi bıraktığı çaresizlik hissini tanımamız, onu kabullenmeli ama esiri olmamalıyız. Kendimizin de yardıma, desteğe, oyuna, güçlenmeye ihtiyacı var. Unutmayın, bu süreci en başta götürecek kişi her halükarda biziz, başkası değil. Bu süreçten büyüyerek, güçlenerek çıkmalıyız. Geçmişte atalarımız daha büyük kötülükler, savaşlar, yıkımlar ve çaresizlikler içinde binlerce yıllık evrim sürecinin içinden bugünlere geldiler. İçimizdeki yaşam sevgisi ve insanın içindeki ümide inanmamız gerek. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmamız atalarımızın yaptığı gibi bizim de görevimiz. Bu bir insanlık görevidir. Şairin dediği gibi, en güzel deniz henüz gidilmemiş olan. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Saygılar.